Maçtan sonra bir toplantı yapıldı Ahmet Çakır başkanlığında Sayın Milletvekilimizin. Sayın Bakanımız katıldı. Üyelerimizden 10 üyemiz katıldı Malatya'da bulunan. Ve o toplantıya kulüp başkanı Adil Gevrek de davet edildi. Orada durum değerlendirmesi yapıldı. Tebrik edildi. Başarılar dilendi ve Adil Gevrek bir müddet sonra müsaade alarak ayrıldı. Ondan sonra biz şu aşamada ki Mali Kongresini yapmış bir profesyonel kulüp ve Türkiye'de Avrupa UEFA kriterlerini kazanan 14 takımdan biri olması ve bilançosunda 11 milyon 500 bin lira bir borcu olması Türkiye'de öne çıkan bir profesyonel takım manzarası vermektedir. Bu hususta divan olarak da biz bu güzelliklerin önüne set olmak istemedik. Set olmayız hiçbir zaman, kimse buna heveslenmesin. Akıl yolu birdir. Kamuoyundaki seslendirilecek bütün sözleri dinliyoruz. Toplumumuzu, kişimizi bana ne demiyoruz, ötelemiyoruz. Herkesin fikrine saygımız var. Herkes kendine yakıştırdığı her şeyi bizimle paylaşmaya çalışıyor. Bundan da memnunuz. Veya aday olma deme lüksümüz yok. Tüzüğü yaptık. Tüzük tartışılır hale geldi. Kamuoyunda bu da hoşumuza gitti. İnşallah o tartışmalar neticesinde bu tüzük bir kul yapısıdır. Allah'ın ayeti değildir ki değişmeye. İnşallah Malatyalı bunu tartışarak öyle gece gelip de sabah aday olma dönemleri bitti artık. Üye olmadan hiçbir organa seçilmemiz mümkün değil. Bunu iyi takip etmemiz lazım. Eğer spor kamuoyuyla uğraşıyorsak, eğer Malatya'ya hizmet etmeyi kafamıza takmışsak, burada üstüne basa basa söylüyorum, Ocak ayında mutlaka müracaat edin. Kulüpteki yetkililer de burada. Kulüpte bunu yetkili olan kişiler sicil kuruludur arkadaşlar. Giriş aidatı 100 lira, üyelikte yıllık 100 lira. Ve eğer yıllık aidatını yatırmamış kişi seçme ve seçilme hakkına haiz değildir. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Üyesiniz ama 100 liranızı Nisan'ın sonuna kadar yatırmadınız. O zaman yapılacak seçimde aday olamazsınız. Ben üyeyim. Aday olurum diye şey yaptığınızda, ısrar ettiğinizde kamuoyunda ya bu adam üye niye aday olamıyor? Seçilme hakkına haiz diyor. O da ne diyor? 2 yıllık, son 2 yıllık aidatını ödemiş olacak. Yani aidat borcu olmayacak. Aday olduğunu açıklayan kardeşlerimizden Şevket Salik Bey şahsen benimle görüştü. Diğerleriyle ben görüşmedim. Ve kendisine ilk sorduğum soru üye misiniz diye. Hayır abi dedi. O zaman olamazsınız deyince buz gibi olundu. Yani sanki ben engelliyormuşum gibi bir hava esti ama inanın yani bu tüzükte daha çok ilgilendiğimiz için belki hepsinden de yani şu an haberim olmayabilir. Ama onu biliyordum ve kendisine ya bir şey yapabilir miyiz dedi. Hatta 500 bin lirasını yatırayım dedi yarın. Dedim yapma, yazık olur. Çünkü bağış adı altında yatırdığınız bir parayı geri alma lüksünüz de yok. Aday olamazsanız bile bu parayı geri alamıyorsunuz. Onun için bu da biraz bilmiyorum artık aslında yetkililer arkadaşlarımıza müracaat edilmiş. Bir 5 gün süresinde ilanın web sayfasından yayınlanması gerekiyor. Hem üyeler hem tüzük şey sırası aşamasında bilanço yani hesapların Mali Kongre'den önce açıklandı ve 562 arkadaşın üye olduğunu, 300 küsur arkadaşın kongrede katılacaklar ama 560 bir kişi, biri ihraç oldu. 561 kişi katılacak ama bunun aidat vereni seçme ve seçilme hakkına haiz. Bunu da iyi irdelemek lazım. Yani 337 veya 350 kişilik. Onun içinde bu iyi oldu. Aday olan kardeşlerime, yani ismini yayan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kulüp olarak kardeşlerimiz tüzükte yazılı olan, hani açık ve kapalı şeklinde izahlar vardı. Biz seçimin kapalı tek aday da olsa
kapalı sisteminin bu seçimde uygulanmasının uygun olduğu kanaatindeyiz. Onu da biz kulüp yetkililerine bildirdik. Onun için de renk seçimi var tüzükte. Yarın saat 6'da yani 18'de kulüp binasında biz gözlemci olarak katılacağız. Biz yetkili değiliz. Kulüp yetkilileri ve sicil kurulu yetkili. Aday olmak kardeşlerimiz varsa, aday olmak isteyen kardeşlerimiz, yönetim kurulu listelerini sabahtan sabah 9'dan akşam 6'ya kadar sicil kurulu görev yapacak kulüp binasında. Lütfen gitsinler orada, seçilmeye haizler mi? Kıdemleri tamamsa 50 imza yetiyor. 50 imza, para ödemelerine lüzum yok. Başkan ve yönetim kurulu, asil ve yedek, sadece yönetim kurulu. Diğer kurullar bu şeyden yani üyelikten muaf değil de para konusunda. 3-5 yılı tamamlamamış kulüp üyeleri de başkan için 500 bin lira, yönetim kurulu iç asil üyeler için 50 bin lira ilk aşama, sonra bir 50 bin lira daha var seçilirlerse. Yedekler için de 20 bin lira para yatırması lazım. Yarın akşam 5'e kadar. Ondan sonra da 6'daki kuraya geldiğinde sicil kurulu onun kongreye katılıp katılmayacağına karar verecek ve ondan sonra renk çekimine geçeceğiz. Şunu kafanızdan silin. Üye olmadıkça aday olamazsınız. Üye olduktan sonra kıdem meselesi var. Efendim para yatırmadan, burası profesyonel bir takım, amatör değil.